Fethullah Gülen ve cemaatin bazı dönemlerde makyavelist, milliyetçi ve seküler tutumlar izlediğini düşünüyor musun? Yani şimdi bunu üçe bu videodan itibaren artık toplum buna hazır olduğu için ben artık hani bir kere eskiden insanlara diyordum ki hizmet felsefesini bir kenara koyun. Yani bu teoride biz bunu yapmaya çalışıyoruz diyoruz. Bunu yapıp yapmadığınız bambaşka bir hadise. İkincisi cemaat pratiğini yani ortaya çıkan cemaat pratiğini de ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü bu teoriden farklı bir şey. Sen işte yaşatma sevdasıyla yaşamak, dünyanın dört bir yanına Nam-ı Celil Muhammed'i yani Peygamber Efendimiz'in adını bayrak gibi götürmek dersin ama Türkiye'den çıkamazsın. Yani teori der ki sen dünyanın dört bir tarafında olman lazım. Yani ben dünyanın dört bir tarafına bu markayı götürmek istiyorum dersin ama pratikte %95'in Türkiye'de kalır. Şimdi bu teorideki cemaat hizmet hareketiyle pratikteki cemaati ayırmaya çalışıyordum. Şimdi şu noktada bir de tabii buradaki bir influence olarak belki en büyük, en önemli cemaatin hem teorisine hem pratiğine en büyük etkenlerin başına gelen Fethullah Gülen'i de bir yere koyuyordum. Ama şu noktadan itibaren Fethullah Gülen harici diğer işte cemaat içi cemaatler diyebileceğimiz, biz ona cic diyelim, cemaat içi cemaatleri de bir noktaya koymanız lazım. Şimdi hani eskiden bunu yapacak bir şey yoktu. Yani bunu doğrulayacak bir done yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz dedikodular duymuyoruz, etmiyoruz, şu gruplar, bu gruplar var filan anlamına gelmiyor ama bunların operasyonlarını, çalışmalarını, etkilerini, tepkilerini, argümanlarını bu kadar net görmüyorsun. Yani nasıl mesela herhangi bir karar kimin aldığını cemaatte bilemiyorsun. Şeffaflığın en temel problemlerinden birisi mesela Baylo kararını kim aldı? Aktifsen kararını kim aldı? Bankasya kararını kim aldı mesela? Bankasya para yatırma kararını kim aldı içerisine? Tabii ki herkes sizin bu kararı alanlar da dahil. Herkes tabii ki Fethullah Gülen Hoca Efendi aldı diye düşünmenizi ister. Ama teorik olarak duyduğunuz, bildiğiniz fiilen mesela işte diyelim ki bir telefon konuşması var yayınlanmıştı. Diyelim Bankasya'da para alma kararının nasıl verileceğini nasıl verildiğine dair size biraz fikir veriyor. Demek ki diyorsunuz böyle de olabiliyor. Hani Fethullah Gülen öyle çevresinin hiç etkileyemediği, çevresinin etkisinde kalmayan birisi değil. Tam tersine benim yine üzerinde çalıştığım bir iki dosya var. Bitince inşallah paylaşacağım. Zaman içerisinde o kadar ki cemaatin düşman kavramının bile Gülen harici noktalarda, Gülen'i de içeren şekilde yani illa şey olarak demiyorum, belirlendiğini görebiliyorsunuz. Nihayetinde cemaat içerisinde bir de böyle bir hani gruplar var diyelim. Bu grupların büyük çoğunluğu, yani bu videoyu izleyen insanlar için söylemiyorum. Bu videoyu izleyen insanlar muhtemelen makyavelist değil, milliyetçi diyebilirsiniz. Yani çok aşırı milliyetçiydi. Hala da aşırı milliyetçi sayılabilir. Tersine aşırı milliyetçi de yani ilk şeyi hani henüz o dengeyi de bulmuş sayılamaz. Şimdi mesela milli maç olsa nereyi tutar, ne yapar, nasıl bir tepkisi vardır, işkence görmüş bir adamın devlete bakışı nasıldır filan. Bunları belki tartışmak için erken ama cemaat tabii ki milliyetçiydi. Cemaatin tamamı, hizmet hareketi de milliyetçi bir tandansla başladı. Her ne kadar hizmet felsefesi biraz daha misyoner, yani batılı tabirle misyoner ama işte İslami tabirle tebliğci, dışa açık, ne derler? Hep İngilizce tanımlar var bunlar için, kusura bakmayın. Yani dışa açık, dışa şey yapmaya çalışan, içe kapanan değil. Var aslında. Yani tasavvufta ne diyorlar? Cehri ve işte batini ve zahiri neyse, yani açık ve gizli zikir filan şeyler var. Yani dışa açılan, çoğalmaya çalışan işte bazı tarikatlar işte Balkanlara Müslümanlaştırmaya gidiyor. Bazı tarikatlar Müslüman topluluklar içerisinde yeşeriyor. Dışarıya açılmıyor filan gibi şeyler var. Cemaat bunlar arasında dışarı gitmeye çalışan bir şeydi. Ama milliyetçiydi. Çok ciddi milliyetçilikten özellikle 90'lı yılların ortalarından itibaren ciddi etkilenmeye başladı. Buradan kastım hani milliyetçilik işte kurtçuluk falan değil ama yani işte siz Türk bayrağını, Türkçeyi, dünya dili yapmak falan filan gibi şeylerden bahsediyorsanız yani ya şu an şöyle düşünün, Türkiye'yi terk etmemek, Türkiye'yi merkezde tutmak bunlar da milliyetçilik. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye kozmopolitan bir şeyde kozmosun bir parçası işte canım. Yani bir yerde dünyaya gelmişsin, bir yerde gelecektin nihayetinde. O kadar dünyanın merkezi, Kabe'nin olması gereken yer haşa filan kadar da kutsal şu bu bir yer, önemli bir yer değil yani. Evet.
nihayetinde sekülerler de vardı. Bunlar değişik sebeplerle başkaları da vardı. Özellikle 1990'lı yıllarda cemaatin düşman algısına bakarsanız cemaat cehaletle, sefaletle, iftirakla mücadele etmeye çalışan bir gruptu. Bu zihniyet, bu tarz düşünceler olan insanlar çok değişik gruplardan çok değişik destekler alabilir. Ama bir noktadan sonra bakıyorsun işte Ergenekoncular, ulusalcılar, Kemalistler, İrancılar, Pakraduniler, şunlar bunlar düşman algısının değişmeye dönüşmeye başladığını görüyorsunuz. Yani bu zaman da bu sefer bunu düşman olarak kabul ettiğin zaman öbürlerini yanında müttefik olarak göremezsin. Cemaatin 2000'li yıllar arasında nefret objesi olmasının sebeplerinden birisi de 3 aşağı 5 yukarı budur diyebiliriz. Nihayetinde cemaatin özellikle 2000'li yıllar sonrası içinde Machiavellist hareket eden bir grup var mıydı? Benim anladığım kadarıyla olmuş, vardı. Hala daha var. Yani bu Machiavellizm özellikle cemaat içerisinde çok bariz. Yani belirli bir hedefe ulaşmak için gerekirse yalan söyleyebilecek insanlar var mı cemaatin içinde? Çok küçük bir şey de olsa bile var ve söylüyorlar ve o yalanı görüyorsun. Yani gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Bu manada Machiavellist adamlar en üst seviyede varlar maalesef. Yani bir de tabii yalanı başkalarına söyleten şeyler de var. Yani işte bununla da isim vermek doğru olur mu bilmiyorum ama işte mesela söylenen propaganda unsuru, yalan demeyelim de infactual correct işte ne bileyim hani tam olarak doğru olmayan bilgileri mesela Mehmet Ali Şengül'e söyletmek. Mehmet Ali Şengül Hoca çok saygıdeğer bir insan. Herkesin saygı duyduğu, sözüne güvendiği bir insan. Siz bu adama öyle bir propaganda yapıyorsunuz ki hocam biz Türkiye'deki bütün mağdurlara ulaşıyoruz diye bir yalan söylüyorsunuz. Çünkü bu mümkün değil. Ben bir telefonla herkese ulaşamadığınızı ispatlayabilirim. Yani %99.9'una ulaşıyor olabilirsin ama ben 3-5 telefon görüşmesi yaparım. Ulaşılmayan insanlar, destek görmeyen insanlar gösterebilirim. Dolayısıyla Mehmet Ali Şengül'den kendi kulağımla herkese ulaşılıyor diye duyduğum zaman ben tabii Mehmet Ali Şengül yalan söylüyor demiyorum ama herhalde Mehmet Ali Şengül Bey'e bu bilgiyi veren insanlar ona bunu söyletiyorlar ki insanlar bir şekilde buna inansın, muavenete destek olsun filan. Siz de işte Yunanistan'dan geçen birine sorun, Türkiye'de yaşayan birine sorun, her türlü sıkıntıları yaşayan insanlara şu an ulaşmaya çalışın, sorun, gerekli desteği görüyor musunuz? İlla görüyoruz cevabını çok yüksek yüzdelerde bile alamayabilirsiniz. Yani bunun mantığında bir saftirik bir şey olabilir. Yani sen ulaşabildiğin herkese ulaşıyorsun, sana göre herkese ulaştın. Çünkü sen o kadar insanı biliyorsun. Ama senin bilmediğin ve ulaşmadığın insanlar olabilir canım. Bu bir açık kapı bırak. Yok, herkese ulaşılıyor. Böyle bir propaganda var mesela. Bu Machiavellist bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İşte sıkıntı yok. Yani ortaya çıkana kadar o sıkıntıyı inkar etme, bilmem ne filan işte kapatmaya çalışma. Şu kadar düşünün, ben hani birebir görüşmeler yapıyorum insanlara. Gerçekten yani en güvenilir insanlara güvenemiyorsunuz. Çünkü neden? İşte çünkü wishful thinking denen bir şey var. Yani senin bir şey düşünmeni istediği için onu yorumlayarak sana söylüyor. Yani onun lafına inanıp mesela diyelim ki diyelim ki AFSV ile ilgili bu son açıklamada duyduğum dedikoduları ya, şey söylesem, bilgi zannetsem güven sırasına göre hepsinde yanılırdım yani. Anlatabiliyor muyum? Ama o kadar değişik perspektiften değişik dedikodular duydum ki hiçbirine göre. O yüzden metinde, yazıda, kağıtta doğrulanabilir bilgiler ne kadarsa o kadarına sadık kalmaya çalışıyorum. Hatta o yüzden yani işte mesela Atlanta dosyasıyla da ilgili yani bence mahkeme şu an bunu dedi, şu an için bu kadar diyorum. Daha ileride başka şey gelirse onu da söylerim diyorum. Çünkü güvenemiyorum artık, anlatabiliyor muyum? Yani adam bir tarafın propagandasını yapıyor, öbür tarafın propagandasını yapıyor. Ben sanki hakikati duysam kaldıramaz mıyım canım? Anlatabiliyor muyum? Yani hata olmuşsa hata olmuş de ne var yani? Şey değil yani, seni etki altında almaya çalışıyorum. Yani bu şey değil. Cemaat içerisindeki çeşitli grupların Machiavellist olduğu doğrudur. Büyük çoğunluğu değildir. Fethullah Gülen değildir. Fethullah Gülen'in eskiden daha milliyetçi olduğu, şimdi daha az milliyetçi olduğunu söylemek mümkün. Cemaat büyük ölçüde milliyetçiydi. Fethullah Gülen özellikle Amerika'ya kalıcı olarak gittiğinden beri milliyetçiliğin azalmakta olduğunu görüyorsunuz. Bu Türkçe meselesine vurgusu filanın abartıldığını düşünüyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla öyle değil. Yani gözlemlerime güvenerek söylüyorum. Sekülerlik meselesi çok ilginçtir. Var çok, yani İslami yorum diğer Müslümanlarla yan yana koymadıkça ortaya çıkmıyor. Cemaatin tamamında ciddi bir sekülerlik meselesi var. Evet.
Hatta tam bu burada tam şey yeri geldiği için birisi soru olarak şey yaptı. Tam yeri geldiği için şuna normalde yapmıyorum ama şu komente bir şey söyleyeceğim. İşte Hoca Efendi'nin notlar diye toplantıda hala okunan notlara ne diyorsunuz? Nasıl güveneceğiz? Tek tek bir şey güvenmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Ne demek? Özellikle cemaatin temel prensiplerine aykırı bir şey varsa, kul hakkıdır, şudur, budur, illegalite mesela. Anlatabiliyor muyum? İllegalite varsa, anlatabiliyor muyum? Yani bunların hiçbirisine güvenmeyeceksiniz. Fethullah Gülen şu aralar benim bildiğim bir yere talimat göndermiyor ama ben de yani her anına şey bir insan değilim. Dolayısıyla belki benim bilmediğim şeyler de vardır ama benim anladığım kadarıyla güvenemezsiniz. Öyle bir lüksü kalmadı yani maalesef.